Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben sunucunuz Tümer Ferhatoğlu. Bugün sizlerle arızalı LED lambaların tamiriyle ilgili bir video çekeceğiz. Genelde arızalanan LED ampuller ağırlığından da anlayacağınız gibi kalitesiz Çin malları olacaktır. Bunları atmak yerine çok küçük malzemelerle, ucuz malzemelerle nasıl tamir edebileceğinizi göstereceğiz. Şimdi ampulümüzü alıp kapağını açaraktan işe başlayalım. Ampulü ben daha önce açtım fakat açması gerçekten zor. Düz bir tornavidayla bir kenarına girip içerisine tornavidayı iyice soktuktan sonra bu şekilde açabiliyorsunuz. Korkmayın arkadaşlar, zaten kırılmıyor. Plastik bir malzeme, gayet dayanıklı. İçerisinde LED ampulün LED'ler, SMB LED'ler burada gözükmektedir. Şimdi bunu içerisindeki malzemeyi sökelim. Hemen içerisinde ne var ne yok görebilmek için. Evet. PCB, arkasında küçük bir soğutucu. Hemen arka kısmında bir devre ve bağlantı için kablolar yapılmış. Bazılarında bu kablolar gayet kısa bir şekilde oluyor. Hemen şu şekilde. Kısa. Bunlar için şöyle yapabilirsiniz. Hemen dip kısımlarından kesip kablonuzu şu kenardan çıkartıp hemen şuraya lehimleyebilirsiniz. Boşuna bunu açmakla uğraşmayın. Gerçekten zaman kaybettirici bir şey olabilir size. Şimdi arkadaşlar, ledlerimize şöyle baktığımız zaman, kameraya doğru yaklaştırayım. Ledlerin yüzeyine bakın. Ledlerin yüzeyine baktığınız zaman herhangi bir kararma vesaire bir şey görmemeniz gerekmektedir. Eğer üzerinde kararma gibi bir şey görürseniz LED arızalanmıştır. O LED'i çıkartıp yerine yenisini takmak gerekmektedir. Fakat görebildiğim herhangi bir sıkıntı yok. LED'ler gayet muntazam bir şekilde duruyor. Lehimler yani %100 kurşuna yakın lehim kullanmışlar. Özellikle şu kablolarda. Ama problem çıkartacağını sanmıyorum şimdilik. Arkadaşlar, devre çok basit. Girişe bir tane kondansatör kullanmış akım sınırlaması için. 1 mikrofarad, bir tane de dirençle, aynı benim daha önceki videolarda kullandığım gibi sanırsam 1 wattlık bir direnç kullanmış. Sigorta niyetine kullanmış bunu da. Çünkü sigorta biraz daha ebat olarak büyük ve daha maliyetli oluyor. Kondansatörü deşarj etmek için 1 adet 470 kiloohmluk bir SMD direnç kullanmış ve 4 adet de diyotla 1 adet köprü diyot oluşturmuş ve çıkan elektriği de 160 volt 4.7 mikrofaradlık bir kondansatörle tam doğrultma devresi yapmış. Arkadaşlar, burada bozulan parçamız, yani zaman içerisinde azalan, yani kapasitesi azalan parçamız şu üzerinden akım çekilen sürekli akım sınırlama kondansatörüdür. Bizim bunu değiştirerek bu devreyi eski haline dönüştürmemiz gerekmektedir. Bunun için hemen işlemlerimize başlayalım. Hemen malzememize biraz lehim verelim. İyi bir lehim nasıl yapılırla ilgili bir video çektik. İzlemek isterseniz hemen şu köşeden gelen linke tıklayıp videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, ilk kablomuz tamam. İkinci kablomuz için biraz daha lehim aldıktan sonra evet, hemen kontrolümüzü yapalım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Lehim iyi olmamış arkadaşlar. Hemen diğer taraftan da düzgün bir lehimleme yapıp yaptığımız hatayı düzeltmemiz gerekmektedir. Hemen bakalım. Evet, daha düzgün. Malzeme biraz eski olduğu için arkadaşlar, bacakları sanırsam oksitlenmiş.
Ben de biraz aceleci davrandığım için oldu. Ampulün daha önce nasıl yandığını göstermedim. Çünkü ampulü yaktığımız zaman zaten kamera kararacaktır. Kamera karardığı zaman da hani yenisi ve eskisinin nasıl olduğunu zaten gösteremeyeceğim için bunu maalesef çekemedik. Ama zaten mutlaka deneyimlemişsinizdir. Böyle bir durumla karşılaşmışsınızdır. Onun için bu yöntem uygulayaraktan birçok bu tarz armut ampulleri, led ampulleri tamir edebilirsiniz. Şimdi yorumlar gelecektir bu konuyla ilgili. Bazı arkadaşlar yorum yapacaktır. 10 lira vereyim, gidin yenisini alın. Bizim derdimiz yenisini alamamak falan değil arkadaşlar. Evet, havyamızda kondansatörümüzü söküyoruz. Eğer soğuk lehim arkadaşlar tespit ederseniz yeniden lehim yapmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğumuz kondansatör kutupsuz 400 volt 105 yazıyor üzerinde. Yani 1 mikrofaradlık bir kondansatör. Bunun yerine benim kullanacağım kondansatör şu şekilde. 1 mikrofarad 400 volt MKT tipi Philips marka, biraz ebat olarak büyük, fakat hem elimde olan malzeme bu, hem de üzerinden akım çekileceği için genelde bu tarz şeyler devreler için kullanılan bir kondansatör. Daha dayanıklı olacağını düşündüğüm için bunu kullanıyorum. Fakat bunda şöyle bir sıkıntı var. Devre küçük, yer de çok dar. Bunu kabloyla uzatıp içerisine bir şekilde sığdırmam gerekmektedir. Ha, şöyle bir şey de var. Eğer aynısından elinizde varsa bu yaklaşık 2 ay civarında düzgün bir şekilde çalıştı. 3. ay biraz gitti. Yani 5 aylık bir dönemde tamamıyla aydınlatmaz hale geldi diyebilirim size. Aynısından takarsanız yine 5 aylık bir süreç olacaktır. Fakat bu tarz kaliteli bir kutupsuz kondansatör kullanırsanız daha uzun süreler çalışacaktır. Şimdi hemen kondansatörümüzün ayaklarına 2 tane kablo bağlayıp uzatmasını yapalım. Bizim derdimiz elimizdeki malzemeleri nasıl değerlendiririz, nasıl daha iyi bir şekilde kullanırız ve nasıl daha çok deneyim kazanırız. Bizim derdimiz, tasamız bu. Yorum yapacak arkadaşlara da yine de yorumlar için teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi lafı çok uzatmadan kondansatörümüzü lehimleyelim şuraya. Şu petleri boşaltmam gerekiyor. Evet, birincisi tamam. İkincisini de hemen lehimleyelim. Evet, hemen kontrolümüzü yapalım ve evet, gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi içerisine nasıl sığdırabiliriz bunları? Hemen onunla ilgili bir çalışma yapalım. Şu şekilde. Biraz uğraştıracak çünkü kondansatör gerçekten çok büyük. Evet, şu şekilde sanırsam daha iyi olacak. Evet. Bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar, yaparken alt kısmına izolasyon koymayı unutmayın. Videoyu daha da uzatmamak için bunları göstermeyeceğiz ama 220 voltta uğraştığınızı unutmayın. Hatta içerisinde 310 volt yine oluşacaktır. Çünkü gelen gerilim içeride köprü diyotta doğrultulmaktadır.
Dikkatli olmayı unutmayın. Hemen açık bir şekilde LED ampulümüzü çalıştırıp gösterelim. Lambamızı duya bağladık ve enerji vererek hemen denemesini yapıyoruz. Gayet güzel bir şekilde herhangi bir titreşim olmadan çalışmaktadır. Daha önceki haline göre çok çok daha aydınlık bir şekilde yanmaktadır. LED'lerde dediğim gibi herhangi bir problem yoktu. Çünkü sadece besleme devresinde problem var. Kapağını ufak bir çentik var arkadaşlar. Şurada çentik yerini denk getirerekten kapağı kapatabilirsiniz. Küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki bunu hani tavanda değil de veya ne bileyim avize gibi bir şeyde değil de eğer direkt duvarda kullanacaksanız, yani şunu duvar olarak düşünün ve bu şekilde eğer duvara dik bir şekilde kullanacaksanız, hani tuvalet gibi veya lavabo gibi bir yerde, içerisindeki şu LED paneli söküp bu şekilde içerisine, hemen bir uygulamalı olarak göstereyim. Yani tam olarak bu şekilde LED'i söküp şu şekilde serbest bırakabilirsiniz. Kapağı taktığınızda LED tam olarak aşağı bakacaktır. Hemen enerji verip şöyle üstün körü göstermeye çalışayım size. Evet. LED'in üst kısmında ışık yok. Çünkü PCB'nin arkasına denk gelmektedir. Asıl ışığın geldiği yer parmağımın alt kısmında. Şu an kamerada aşırı derecede parladığı için maalesef göstermiyorum. Bunun size ne gibi bir faydası olur? Bunun şöyle bir faydası vardır. Hani bir duvara bunu taktığınız zaman karşı tarafı aydınlatmanıza gerek yok. Alt kısmını aydınlatmanız gerektiğinde LED'i aşağıya bu şekilde yansıtarak da daha tasarruflu, daha güzel bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Şimdi LED'imize tekrar toplayıp kapatalım. Kondansatörün dolu olma ihtimaline karşı çok fazla her yerine dokunmamaya çalışıyorum. Pardon, bu tarafta zaten vidamız varmış. Evet. Bunu taktık. İkinci vidamızı da takalım. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum size. Bu tarz içerisinde DC-DC konverter olmayan, yani switch mod devresi olmayan, anahtarlamalı güç kaynağı olmayan, tekrar eş anlamlarını söyleyeyim. Bu tarz LED'ler direkt dimlenebilir. Yani dimmerli anahtar eğer kullanıyorsanız ona bağlayabilirsiniz. Zaten ağırlığından bile en başta söylemiş olduğum gibi anlayabilirsiniz. Bunlar o kadar hafiftir ki direkt anlarsınız. Kapağımızı hemen kapatalım. Kapağımızı kapatırken hemen şu kısımda bir çentik var. Aynısının karşılığı. Ben şöyle kamera doğru yaklaştırayım. Nasıl gösterebilirim? Evet. Şurada görmüş oldunuz. İkisini üst üste denk getirerek kapatabilirsiniz. Tekrardan hemen karşınızda elektrik verip bir test edelim. Başınıza gözünüze sahip çıkın. Evet. Yeni 4K videoya geçtiğimiz için kameranın alışması biraz zor oluyor. Evet. Her şey tamam. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza Ahmet abi bir el at ya şuna. Bunu beceremiyorum ben. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem Ahmet abi sana.